herkesin elinde. Dikkat edin, daha bir sene önce bayraklarımızı, Atatürk'ü, posterlerimizi ne kadar kolay dalga geçerek kesiyorlardı değil mi? Evet. Bu makası ellerine alacak bir güç, başından beri bunlara direnen %25'lik, %30'luk büyük bir halk gücü var. Bunlara bir daha bu makası vermemek için çalışacağız. Ama ben bu makası bunların elinde çok hoşuna giden insanlar var. Ya FBI baktı ki bunlar bu coğrafyayı bu makasla kesebilir. Kesiyorlar. O Oslo anlaşmaları ne kadar kolay yapıldı. Nasıl böldüler, bölüştürdüler. Ne yapıyorsunuz siz? Bir ülkenin coğrafyasıyla bu kadar kolay konuşmayı size kim öğretti? Size bayrağa hakaret etmeyi, bayrağı çiğnemeyi, bayrakla dalga geçmeyi kim öğretti? Şimdi Tayyip Erdoğan Bey yalnız kaldı ve bayrağa sarılmaya çalışıyor. O 8 yıldır küfrettiği İsmet İnönü'nün 2. İnönü Savaşı'na bile sahip çıkmaya çalışıyor. Milli değerler demeye başlıyor. Değil mi? Evet. Ayıp değil midir? Yani bu kadar şey nasıl olabilir? Bu toprakta halkıma şunu söylemek istiyorum. Otursun kalksınlar, içeride yatan soylu askerlerine ve soylu yazarlarına şükretsinler. Adlarını bir kenara yazsınlar. 7 yılda her şeyi yıktılar. Medyayı yıktılar, kafasını karıştırdılar. İş adamları vazgeçti. Aklınıza ne geliyorsa, akademilerden konuşan kimse kaldı mı? Askerin içinde konuşan kimse kaldı mı? Davaların sonucunu bekleyelim deyip aldattılar, yalan söylediler ve durdular. Kim geliyorsa kurum diye, insan diye, hepsini aldattılar ve susturdular. Tam bir işgal, tam bir susturma gerçekleştirdiler.